İstanbul'da düzenleniyor olması artık Türkiye'yi melek yatırımcılık dünya ekosisteminde gerçekten özel bir yere oturttu. Ben size şöyle bir bilgi vereyim. Pazartesi günü forum başlıyor. Hı hı. 92 ülkeden 1600 civarında yatırımcı geliyor. Bu sayı bir rekor. Evet. Bu 92 ülkenin içinde Arjantin'e yakın Sandviç Adaları Cumhuriyeti var. Buradan bile bedel yatırımcı İstanbul'a geliyor. Esfati Krallığı'ndan Afrika'da 5 inovasyon merkezi yöneticisi geliyor. Ee, Türkiye'nin tabii doğal olarak bu konuda e, ulaşımının kolay olması ve bu ekosistemde e, artık e, melek yatırımcılık denilince İstanbul'un akla geliyor olması hı hı. nasıl Davos akla geliyor ekonomik forum bu çok güzel bir şey. E, bu yılın e, bir güzel yanı da ikinci gün 18 Şubat'ta 42 ülkeden 100 startup yatırımcıların karşısına çıkacak. Hı hı. Dünya Melek Yatırım Fonu bizim forumumuzun bir de fonu kuruldu Fon kısmı, bu arada. Evet. E, dolayısıyla da biz e, bu 100 e, startup'tan e, yaklaşık 20 tanesini due diligence aşamasına alacağız. Bunun da pazar günü e, komite toplantısı var, yatırım komite toplantısı var. Bu 100 e, startup'tan altısı zaten Türkiye'den geliyor. Kalan 92'si, 18'i İspanya yatırım ajansı ve Andalusya'nın yatırım ajansı tarafından getiriliyor. Katar Kalkınma Bankası 5 startupla katılıyor. Rusya'dan, Rusya Investora Yatırım Ajansı 9 startup getiriyor. Dolayısıyla da artık İstanbul startupların ev sahibi olmuş durumda. Bir başka güzel yanı da pazar günü yapılacak olan genel kurulda bu fonun ...co-investment, ortak yatırım kısmı da e, açıklanacak. Bu konuda çok güzel haberlerimiz olacak. E, çünkü dünya çapında, e, örneğin Polonya e, Yatırım Fonu... E, ...Dünya Melek Yatırım Fonu'yla beraber co-invest... ...ortak yatırım yapmak istiyorlar Hı -hı. bu e, startuplara. Bir temsilcileri e, katılacak pazar günkü e, yatırım ünitesi toplantısına. E, Mariusz'un 6. devlet başkanı bu yıl, onur konuğumuz. E, Nelson Mandela'nın torunu Swati Mandela... Daha fazla inovasyon için daha fazla düşünce özgürlüğü diye bir konuşma yapacak açılışta. Yine siz de bahsettiniz borsaların çeşitli borsaların başkan yardımcıları düzeyinde bir katılım var. Ve Türkiye'yi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda eski başbakan yardımcımız Sayın Lütfü Elvan. E, temsil edecek ve e, açılış e, konuşmasını, hoş geldiniz konuşmasını kendisi yapacak. E, kendisi aynı zamanda pazar günü de e, 72 ülkeden gelen yüz e, küsür e, Dünya Melek yatının forumunun büyükelçi ve senatör düzeyindeki e, katılımının gerçekleştiği genel kurulda da da bir e, hitapları olacak. Bir araya geleceksiniz. Şimdi e, özellikle burada girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Bu kadar melek yatırımcıyı bir arada bulmak her zaman mümkün değil çünkü. Şimdi e, şöyle dikkat ettiyseniz 100 startupın sadece 6'sı. O da e, açık söylemek gerekirse Bilkent e, Üniversitesi'nin Cyber Parkı'nın inkübasyon merkezinden gelenlerle e, beraber e, toplam e, da aslında e, 8 e, e, Türk startupımız var. Bu sayı Hı. çok düşük. Yani şöyle düşünelim bir Güney Afrika'dan, efendime söyleyeyim Amerika'dan, Silikon Vadisinden kalkıp İstanbul'a gelen startup var. Düşünebiliyor Bu, musunuz? Bu Bizdeki sayının düşük olması Bu sayının haberine. bence düşük olmasının sebebi şu: Girişimcilerimiz yatırımcı bulma konusunda Mutsuzlar. Biraz daha e, uluslararası e, piyasalara göz dikmeleri gerekiyor. E, belki de e, yerel e, sektörde, Türkiye'deki yerel e, melek yatırımcılarımızın sayısı e, startuplarımız açısından yeterli oluyor olabilir. O yüzden de yabancı sermayeye çok e, ilgi göstermiyor olabilirler. E, ancak e, kazın ayağı öyle değil. Çünkü neticede e, melek yatırımcıyı bulmak başka bir şey 5 yıl sonra, 7 yıl sonra başarılı uluslararası anlamda ses getirecek bir çıkış, bir exit yakalamak başka bir şey. O exit de ancak dünya çapındaki e, uluslararası daha önce Silikon Vadisinde, işte e, Singapur'da çıkış e, başarısını ortaya koymuş. Kalifiye melek yatırımcıları da yatırımın içine e, dahil etmekle mümkün. Nitekim Inderjit Zinc. Dünyadaki ilk unicornu yapan isimlerden biri hı hı. ve eski Singapur milletvekili Profesör Zink örneğin bu yılki pazartesi günü bir konuşma yapacak bu kongrede. Bu şekilde yaklaşık 100 tam 134 konuşmacımız var. Şimdi her birini teker teker sıralayamayacağım. Örneğin global kadın liderler zirvesi de var bu kongrenin içinde. Dünya Kadın Girişimciler Federasyonu Başkanı OGLİ'de bir konuşma yapacak burada. Dolayısıyla dünya özel sektör kamu işbirliği... Teşkilatı Genel Başkanı'nın da salı sabahı bir e, konuşması var. E, dolayısıyla Tunus'un eski ICT e, ve Dijital Ekonomi e, Bakanı'nın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma çok ilgi çekmişti. Kendisini davet ettik. O da salı günü bir e, keynote e, speech e, veriyor. E, dolayısıyla...